Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi İyi yayınlar. akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Hocam Bosna Hersek'tesiniz. Yok Orada... değilim, ben döndüm Bosna'dan. Hocam Bosna Hersek'te göreve devam etmiyor musunuz Hayır normalde? hayır, yok biz döndük, Ayrıldınız temelli mı? dönüş yaptık, evet temelli Aa, dönüş onu yaptık. bilmiyordum hocam. Kusura bakmayın. Çünkü Nasıl oldu? estağfurullah, orayla ilgili bağlantımız kalmadı. Hem kulüp başkanımız Olgun abi bırakınca hem de evvelinde bu koronada bahane olmuştu. Zaten biz hiç başlamadık orada. Lisansımız çıkmadı. Gerekli sorunlardan dolayı, yani bizden kaynaklanan değil, kulübün borçlarından dolayı. Dolayısıyla biz sadece 3 aylık bir antrenör dönemimiz oldu. Kamp dönemimiz oldu. Sonrasında da geri dönüş yaptık. Hocam Artık valla Türkiye'deyiz. ben yetişememişim size. Kusura Yetişirsin. bakmayın. Kovalamaya devam. Hocam, peki gidişiniz nasıl oldu? Gidişim mi nasıl oldu? Evet. Gidişim muhteşem oldu ama dönüşüm sessiz oldu. Ya gidiş bir anda gelişti. Yani şimdi Olgun abi orada zaten 2,5 senedir oradaydı. Ben aslında bir süre Türkiye'den uzaklaşmak istiyordum. Neden hocam? Yani hakikaten ülkemiz teknik adamlık yapmak adına zor bir ülke. En azından biraz uzaklaşalım dedik. Gidelim dışarıdan biraz takip edelim. Kimin gönlünde ne kadarız, kim bizden ne kadar bir görelim dedik. Gittik, 3 ay oldu. İyi oldu, güzel oldu. Tecrübedir. Tecrübenin iyisi kötüsü olmaz. Hocam gördünüz mü? Gönüllerde ne kadarmışsınız? Gördüklerimiz oldu. İyi şeyler mi Yani gördünüz? iyisi de var, kötüsü de var. Biraz dışarıdan gözlemledik. İyi oldu, iyi. Yani mutlaka bize faydaları olacaktır yani. Hocam nasıl gördünüz peki bu sezon ligi? Tabii şu korona arasına kadarki süreçte nasıl gördünüz? Valla Kevser, yani Türk futbolu şu anda bir hasta halinde. Yani evet, teşhis belki var ama tedavi pek konmuş değil. Dolayısıyla görüyorsunuz zaten. Korona aslında her şerde bir hayır vardır misali. Koronadan faydalanıp bu Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan çıkması için bir bahane olabilir. Yoksa iyice bataklığa doğru gidiyordu Türk Teşhis ne hocam? futbolu. Neden yani? Valla Neden onu sizce? futbolu yönetenler şey yapacak, bulacaklar. Yani neticede bizlerin fikirleri çok önemli olsaydı Fatih Hoca, Mustafa Hoca, Şenol Hoca, bu ülkede büyük şampiyonluklar yaşamış hocalardan fikir alışverişi olurdu. Bugün baktığınız zaman böyle bir şeyin olmadığı yerde bizim söylememiz çok yersiz olur. Maalesef yani federasyonda işte Hamit gibi bir kardeşimiz var. Yine Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği artık güzel çalışmalar içerisinde. Bir şeyler düzeliyor ama zaman alacak diye düşünüyorum. Ama teşhis bir defa, bu işin başına profesyonellerin gelmesi. Yani kulüpleri kişiler satın alabilir, paralı insanlar olmazsa olmazdır bu işin. Bugün Chelsea'nin sahibi Abramovich ama siz Abramovich'in kulübeye karışabileceğini zannediyor musunuz? Ya da bir transfere karışabileceğini zannediyor musunuz? Ben zannetmiyorum. Yani ama burada parayı veren futbolu çok bildiğini düşündüğü için maalesef futbol bir yere gitmiyor. Hocam biraz Galatasaray gibi mi diyorsunuz? Mesela orada sanki biraz daha dediğiniz gibi. Hani biraz Şimdi bu daha ayrı konuda sanki işler mi? zaten belli olmuyor mu? Baktığınız zaman son 20 senede en fazla şampiyonluk Galatasaray'da. Bu düzeni sağlayan da Fatih Hoca. Diğer kulüplerde biraz daha başkan ağırlıklı yapılar söz konusu. Böyle olunca da başarı gelmiyor. Yani başkanlar çok fazla işin ön planına çıkmak istiyorlar. Çok fazla görüntü tarafında olmak istiyorlar. Çok fazla yapboz gibi, yani bozuyorlar, sonra Müdahale ediyorlar müdahale etmeye diyorsunuz. çalışıyorlar. Yani herkesin bir görevi vardır ama belli bir zaman sonra başarı teknik adamı yönetimin önüne getirdiği zaman bu sefer kıskançlıklar başlıyor. Kaldı ki her yöneticinin cebinde bir antrenör kartı var. Hangisinin istediği gelmezse gelen hocaya düşman oluyorlar. Yani Türkiye'deki kulüplerde başarılı olmak hakikaten zor. Başarılı bu yapıyı sürdüren de dikkat ettiğiniz zaman bir tek Galatasaray. Bugün çok güzel bir şey söyledi Abdullah Hoca dün. Biz 30 puandayken Galatasaray 20 puandı, 27 puandayken benim gitmem tartışılıyor dedi. Tabii ki Fatih Hoca gitmeyecek. Fatih Hoca artık ölene kadar Fatih Hoca'nın bu görevini sürdürmesi lazım. Artık o
bu sahada yaptığı başarılarla değil. Ama şöyle bakın, 96 yılında da Fatih Hoca başladığı zaman aynı sorunları yaşadığında gönderilmedi. Kulüp olarak, hatta Lucescu ilk geldiği sene şampiyon olmadı, ikinci sene devam ettiler. Hı hı. Ama şöyle 2011-2012 yanılmıyorsam o 3 Temmuz sürecinde şayet Aziz Yıldırım içeride olmasaydı Fenerbahçe'de şampiyon olmayan bir hocanın, yanılmıyorsam o sene şampiyon olunmadı ve bir sene sonra Aykut Kocaman görevine devam etmişti. Fenerbahçe'de şampiyon olmayan bir hocanın ikinci sene göreve devam etme şansı mümkünatı yok. Bu Mourinho da olsa devamı mümkünatı yok. Ama görüyorsunuz bunun örnekleri Galatasaray'da var. Onun için en büyük başarıları Galatasaray yakalıyor. Gerçek yani. Bunu, yani biraz daha istikrardan aslında bahsediyorsunuz değil mi hocam? Yani arkasında durulması hocanın, istikrar. Tabii yani şimdi bakın hocanın eline ne malzeme verdiğini çok önemli. Futbol iyi futbolcu da oynanır. Şimdi bakıyorsunuz kulüplerde evet başkandır, takımın başıdır, sorumlusudur. Ama teknik konularda bir teknik adam kadar belki daha fazla röportaj veriyor. Ya senin işin o değil ki. Ya da yönetici. Senin işin o değil ki. Herkesin bir işi var. Yani, hocam. Evet. Buyurun. Buyurun buyurun. Dinliyorum dinliyorum. Hocam bugün yayın açtınız yine. Gördüm sürekli yayın yapıyorsunuz. Şunu tartışıyordunuz. Teknik direktörün payını futboldaki. Yani malzemenin iyi olması gerektiğinden de bahsediyordunuz. Teknik direktörün payı futbolda ne kadar? Ya şimdi takımına göre değişir. Yeri gelir %100'dür, yeri gelir %30'dur. Şimdi Barcelona'da teknik direktörün payı nedir? Nedir? Nedir yani siz söyleyin. Oyuncular Messi'ye zaten iyi diyorsunuz. Ne zaten yani zaten birinci ya Real Madrid olur ya Barcelona olur. Ya da Bayern Münih'te teknik direktörün payı nedir? Tamam, zaten oyuncular iyi diyorsunuz. Peki Türkiye'de nedir yani? Nasıl? Bayern Münih'in başına kimi koysanız şampiyon olmaz. Türkiye'de nasıl peki hocam? Türkiye'de daha farklı. Türkiye'de farklı şeyler futbolun önüne geçiyor. Basın ilişkileri geçiyor, yönetimle olan ilişkilerin geçiyor, futbolcuyla olan ilişkilerin geçiyor. Yani Türkiye futbolda sistemsizlik en büyük sistemi olan bir ülke. Yani yoksa böyle Türkiye'de bir düzen olsaydı Del Bosque, Aragone, Schuster, Tigana, Nevio Sicala, Löw bunlar başarısız olur muydu? Löw Adana Spor'la küme düştü gitti Dünya Kupası'nı kazandı. Hangi Türkiye'de küme düşme yaşayan bir adamın 5 sene sonra Dünya Kupası şampiyonunun Dünya Kupası'nı kazanacağını kim aklına getirebilir? Ama bir sisteme gitti. Hı hı. Yani dolayısıyla ya da Türkiye'de küme düşmüş bir teknik adamı kim alır da Alman milli takımının başına getirir? Yani orada olaylar çok daha farklı. Almanya'da, Avrupa'da sistem var. Hocam peki bunu gerçekten genel olarak teknik direktörlerle konuştuğumda soruyorum. Kulis denen bir şey var mı teknik direktörlük anlamında? Olmaz mı ya? Olmaz. Nasıl peki? Kesinlikle yani bunun payı ne kadar hocam? Şimdi maalesef bir dengesizlik var. 10 bin tane antrenör var. Evet bunların hepsi Süper Lig için geçerli değil ama. Bugün boştaki antrenörleri sayın. Süper Lig'de çalışandan daha fazla. Alt tarafı sayın. Orada çalışanlardan daha fazla. Dolayısıyla herkes bir ekmek kavgası içerisinde. Önemli olan hakkınla gidebilmek, hakkaniyetle gidebilmek. Ama dediğim gibi Türkiye'de futbol yapısı çok değişti. Her başkanın yanında bir menajer var. İnandığı, kendine göre inandığı menajer. Ve hakim olacakları hocayı getirmek isterler her zaman. Her başkan sözünü geçirebileceği bir hoca getirmek ister. Dolayısıyla siyaset bu işin sonuna kadar içinde. Yani kimse yok diyemez yani. Anladım. Hocam bu arada Aydın Cingöz yazmış. Verin zehirleri türküsünü isteriz demiş. Vallahi Türk Aydın misin? Önce Aydın 4 sene 4 senedir aramıyor. Önce bir arayacak halatı soracak. Ondan sonra zehir de veririz. Sitem. Tatlı da veririz. Her şeyi veririz. Aydın sana bir sitem geldi hocadan. Aydın biliyorsun işi düştüm arar. Röportaj için arar Kevser. Hocam. Şeytan tüyü vardır onda. Hemen hocam bu yakada buluşalım der. Gideriz buluşuruz. Röportaj biter. 3 ay sonra bir daha arar. Aydın hala buradadır muhtemelen. Ama. Hocam ne yapalım biz de ekmek davasında. Allah kolaylık versin. Hocam selamlar. Sizi teknik direktör olarak iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de öyle görmek istiyorum ama nasip bakalım. Önce bir ligler başlasın. Daha halı sahada bile maç oynanmıyor. Bir başlasın da inşallah
İnşallah hocam. Bizi kabul edecek oldu, bizi olduğumuz gibi kabul edecek. Bizim de başarılı olacağımız bir yer inşallah denk gelmesini bize temenni ediyoruz. Umarım hocam. Aykut Erker yazmış. Ümit hocam, Fenerbahçe'nin efsanelerinden olduğunuzu düşünüyorum. Bu değeri gördüğünüze inanıyor musunuz? Ayrıca Fenerbahçe'nin durumunu da sormuş. Teşekkür ederim. Ben kendimi efsane görmüyorum. Ben geldim, şerefimle, onurumla hizmet ettim. Herhalde son 20 yılda da benden daha fazla kupa kaldıran, hatta son 30 yılda benden daha fazla kupa kaldıran bir kaptan da yoktur. Geldim, görevimi yaptım. Karşılığımı da fazlasıyla aldım. Fenerbahçe kaptanlığı, 100. yıl kaptanlığı, 3 kupa kaldırmak, bunlar benim çocuklarıma bırakacağım en büyük miras. Yoksa Evet. ben efsane falan değilim. Efsane Lefter, efsane Can Bartu. Hocam yine de mesela hani değeri görüyor musunuz diye sordu ya, hani efsane olarak bakmayın ama siz öyle hissediyor musunuz? Öyle sorayım. Neye göre, Değeri kime göre Kevser? Yani tabii ki görüyorum. Ben zaman her şeyi yerine koyar. Zaman hiçbir şeyi saklamaz. Zamanla her şey ortaya çıkar. Yani birilerinin bize elbette sevenimiz olduğu kadar sevmeyenimiz de olacak. Ama biz kinle nefretle insanlara bakmıyoruz. Bu her şeyde vardır. Sporda da var, siyasette de var. Tabii ki, tabii Sevilmek ki. kadar sevilmemek de var. Ama ben her Göz zaman önünde şunu olan tüm ihale insanlar da var. bugün buralardaysam bunu en çok tabii ki önce Rabbime sonra da Fenerbahçe'deki günlerime borçluyum. Salim Manav yazmış. Salim de gazeteci arkadaşımız. Hoş geldin Salim. Hocam futbolcular hoca yiyor mu gerçekten? Yani şimdi bu söylemler var. Bunların olduğu yerler mutlaka vardır. Çünkü niyet okuyamazsın. Ne olduğunu bilemezsin. Yapıyorlarsa da Allah gönüllerine göre versin. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu iş etme bulma dünyasıdır. Yarın kendi antrenör olur. Aynısını kendisinin oyuncusu da yapar. Dolayısıyla bu kadar da şüpheci davranmaya gerek, şüphe şeytan işi. Şüphelenmemek lazım. Hocam çok olumlusunuz gerçekten. Bu arada başka bir izleyicimiz de türkü istemiş. Belki hani yayının sonuna doğru böyle bir şeyler, türkü söylersiniz. Bakalım. Söz vermiyorum. Tamam, Yayının eğer sonu isterseniz. Böyle hani içinizden gelirse bir anda başlayın hocam, ben susayım. Olur mu? bir yayının sonunu görelim. Sonrası sonra. Bak şimdi Tamam benim hocam. ayrıyetlik abim katıldı. Herkes kalbinin ekmeğini yer hocam. Sizin niyetiniz Halis, Hikmet Kaya. O benim ayrıyetlik abimdir. Hiç yani o ne derse imzamı Merhaba. atarım. Hoş geldiniz siz de. O ayrıca Mersin Bar'da benim başkanımdı. Beni oraya alan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Murat yayınımıza. Bilgören geldi komşumuz. Komşum. İyi falcıdır kendisi. İyi fala bakar. Aa öyle mi? Hocam Evet. bana da bakabilir mi diye sorabilir misiniz? Olur söylerim. Uğurcan geldi. Hocam kadınlarla futbol konuşmak güzel mi diyor. Aa hocam size sorulacak bir soru bu bence de. Sor o zaman. Kadınlarla futbol konuşmak nasıl hocam? Hoşlanıyor musunuz? Doğrusu Size hani sana sormak lazım. Sen hoşlanıyor musun? şimdi ben size birkaç kere daha röportaj yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet de güzeldi. Soru sorduğun sürece sorun yok. Ha Yorum ben yorum yaptığın zaman yaparsam bu sorun. bakarım. Anlıyorsan konuşurum, anlamıyorsan konuşmam. Ama hocam bunu kadın erkek olarak ayırmamak lazım bence. Şimdi yani herkes için bu geçerli. Kadın ya da erkek. Tabii Hani canım bunu herkes cinsiyetçilik anlayacak ya da yaptılar. anlamayacak diye bir şey yok. Yani hep söylüyorum o günkü gündem yani simgeyle yaşadığımız olayı cinsiyetçilik baktılar. O günkü konu cinsiyet değildi, kadın değildi. Hep Ama söylüyorum. hocam Senin vesilenle bir kere daha söyleyeyim. tamam O söyleyin. gün bana karşı gelenler kadınlara ikinci insan muamelesi yapıp cezalı taraftarlar olduğu zaman statlara ahıra tıkar gibi tıktıkları zaman o günün federasyonuna niye bir şey söylemediler? Sırf statta gürültü olsun diye kadınları statlara tıktılar. Niye buna tepki koymadı kadınlar? Hocam bunu Yani kadın öyle kimsenin mi vatandaşı mıdır? değerlendiriyorsunuz? Şimdi erkeklere ceza, yani seyirciye cezalı olduğu zaman kadın ve çocuklara bedava yapmışlar. Hatırlar mısın? Evet hatırlıyorum hocam. Niye? Kadın insan değil mi? Kadına ikinci sınıf vatandaş yapıyorsun. Vatandaş Ama muamelesi yapıyorsun. Bedava yapıyorsun. Hayır bak şimdi o hocam şimdi günkü ben o konu dönem yani. şöyle değerlendirmiştim mesela. Yani sonuçta hani kimse üzerine alınmasın tabii ama bu kadar çok erkeğin olduğu bir ortamda hani kadın belki o kadar kalabalık tribünde rahat etmeyebilir, tek başına gidemeyebilir ama bu da onun için bir fırsat olabilir gibi ben bakmıştım. Yok canım ben onu düşünmüyorum. Yani ne oldu bu kadar kardeşlerimiz bu kadar bayanlar maça gidiyor da
maçlarda herhangi bir şeye mi uğradılar? Hayır hayır, dolayısıyla... anlamda demiyorum da yani sonuçta daha rahat ederler yok, belki diye. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. O günkü konu cinsellik değildi. Futbolu anlamayan hiçbir şey aslında konuşmamak lazım. Cinsiyet değildi o günkü konu. Şu vardı. İnsanlar bu konuyu aldılar, farklı yerlere taşıdılar. İşte ayrımcılık yapıyor. Kadın düşmanı falan filan. Yok yani hadi çıkın bak işte bugün Simge nerede hava durumu sunuyor. 50 tane televizyon var, 50 tane gazete var. Alın yorumcu yapın. Niye yapmıyorsunuz? Hadi. Hadi hocam, hava durumu sunuyorsun. Peki o gün özür dilerim. Yani tam da hatırlamıyorum konuşmayı ama ben kadınlarla futbol konuşmam demiştiniz diye hatırlıyorum. Şimdi orada ben kadın... öyle bir şey demedim. Ben öyle dedim ki kadınlar erkekler kadar futboldan anlamaz dedim. Bu şeyden dolayı mı hani sokakta bile erkekler futbol oynuyor ve ya onun içinde büyüyor gibi. Yani kadınların erkekler kadar futboldan anlaması benim senin kadar makyajdan anlamam gibi bir şey yani. Biraz arkadaşım yani biraz da hakkaniyetli olun yani. Yani bir işin bir realitesi var. Yani futbolu bilen de yani herkes bilebilir. Kadın da futboldan anlayabilir. Ama genelinin erkekler kadar anladığını göstermez mi? Yani cinsiyet tartışması evet, değil. Evet ilgi olarak anladım anladım. İlgi olarak evet kadınların ilgisi daha az. Yani bu bir gerçek futbola karşı. Yani şimdi, kadınların ilgisi yani, daha az. İlgilendiğiniz konu hakkında bilginiz olur. Ama ilgilenen kadınlar da var. Evet tamam. Tabii ki olsun ya. Hocam. Olmaz. Olmamasında bir problem var. Ama yani biraz da herkesin yerini duracağı yeri bilmesi lazım. Hocam Fenerbahçe için ne söylersiniz? Ali Koç yönetimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Mahmut şey kullanıcı ismini. Bir şey düşünmem lazım mı? Soralım. Yani düşünmek isterseniz eğer. Yok. Şey hani sonuçta Fenerbahçe'nin hayatınızda bir yeri var Fenerbahçe'nin. Şöyle. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey düşünmüyorum demedim. Ali Koç yönetimi ile ilgili sordunuz. Bir şey mi düşünüyorsunuz? Bir şey düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır. Şu anki durum nasıl? Neticeden yani, hayatının anlamda. Merkezindeki insanlar değiller. Ama hocam, Fenerbahçe'ye baktığın taraftar zaman taraftar olarak. Mesela. Fenerbahçe'ye baktığın zaman da Fenerbahçe elbette mutlaka toparlanacaktır. Fenerbahçe koca bir camia. Yani mutlaka Galatasaray 14 sene üstte şampiyon olmadı. Yine Fenerbahçe'nin 13 senede bir iki şampiyonluğu var. Ama Galatasaray 14 sene şampiyon olamamanın üstüne Derval'le başlayan, Felkamp'la devam eden ve Fatih Hoca'yla devam eden bir ekol yarattı. Fenerbahçe'nin bunu yapması lazım. Çok sık hoca değiştirmemesi lazım. Şimdi yine teknik direktör yok yani henüz. Değişecek. Ya olabilir. Teknik direktörlük yani bugün kalan sürede Emre de bunu yapabilir. Bu kadar üst düzey oynayan bir adam %50 antrenördür. Problem değil. Hı-hı. Ama şöyle de bir şey var ki doğru planlamayla bu sıkıntılardan kurtulabilir Fenerbahçe. Ama her sene işte bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin yıllarda şöyle bir yapısı var. Hangi takımda bir oyuncu ön plana çıktıysa biz bunu transfer edelim. Hı. Yok. Yapınıza uygun mu? Önce buna bakmak lazım. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin doğru bir transfer planlaması yapması lazım. Hı. Doğru bir futbol aklı oluşturması lazım. Hocam Cagne de öyle olmuştu ya. Kasımpaşa'dayken işte çok öne çıkmıştı. Sonra mesela Galatasaray'a geldi ama olmadı, tutmadı. Ya şimdi ben Türkiye'den bir oyuncuya 10 milyon euro verilmesini çok yadırgıyorum yani. Ya da şöyle bakmak lazım. Galatasaray'ın Cagney'i Kasımpaşa'dan önce bulması lazım. Scout ekibinin daha aktif olması lazım. Bugün gittiniz Eskişehir'den bir oyuncu aldılar. Genç bir oyuncu aldılar yabancı. Bana göre çok faydalı olacak. Yani demek istiyorum. Bu Galatasaray için değil. Eğer Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Türkiye'den bir yabancı oyuncu alıyorsa bunları daha önce bulması lazım. Onlardan daha önce bulması lazım. Maddi, manevi bütün imkanlarınız daha iyi. 14 yabancı var. Yani 14 yabancının 14'ü oynamayacağına göre en az 4 tanesini, 5 tanesini böyle gençlerden bulmanız lazım. Evet. Oysa ki Anadolu takımları buluyor. Gidiyorsunuz 5-10 milyon euro verip alıyorsunuz. Şimdi ben Ankara Gücü'nün çalıştığım dönemde Marex'e parayı aldım. Robert Bite'ye aldım. 2 sene sonra Trabzonspor geldi benden aldı. Şimdi sen Trabzonspor olarak bunları benden daha önce bulman lazım. İmkanın var. Hı hı, ya da Fenerbahçe tamam. olarak yerli oyuncuyu tamam. Altyapılarından çıkar. Hı hı. Alırsın. Yetiştirirsin. Satarsın. Bunu anlarım ama yabancı oyuncu çok genç. Yabancı oyuncu da gelir 17-18 yaşında da ya da 19 yaşında gelir. 2 sene oynar işte Boliş gibi, Baliş gibi. Alır getirirsiniz. Tamam anlarım ama 25-26 yaşındaki bir oyuncuya da
mesela 5 yaş gitti, Tyler Boyd aldı. Yani bu adam yıllardır top oynuyor. Yani Tyler Boyd gibi 5 yaşta 10 tane futbolcu var. Yani dolayısıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bu takımların Türkiye içinden yaptığı yabancı transferlerin sağlıklı olduğunu inanmıyorum. Yani onlara daha önceden bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Ümit hocamıza selamlar olsun. Adana Demirspor taraftarında yerin ayrı hocam demiş izleyicimiz. Teşekkür ederim. Güzel miydi hocam Adana? Çok güzeldi. Güzel günlerim oldu. Gerek Adana'da gerek Samsun'da çok güzel günlerim oldu. Onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben hiç gitmedim Adana'ya. Allah Allah. Evet. Güzel mi hocam? Gideriz inşallah bir gün. İnşallah hocam giderim. Aziz Yıldırım'la görüşüyor musunuz? Görüşüyorum. Hocam ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Hani şu anki tablo için ne düşünüyor? Yani şöyle bir defa inanılmaz bir duruş sergiliyor. Görüyorsun 2 sene oldu. Hiç konuşmadı. Tek kelime konuşmadı. Dolayısıyla işine gücüne bakıyor. İşleriyle uğraşıyor. Çünkü Fenerbahçe için kendi işlerini bayağı bir ihmal etmişti. Şu anda da yoğun işleri. Kilo da verdi. Kendine geldi. Yani, öyle mi? Kilo mu verdi? Kilo da verdi bayağı. En son zaten doğum gününde beraberdik. Ayda bir de olsa, 15 günde bir de olsa mutlaka telefonla konuşuyoruz. Bu koronavirüsü bitse en kısa zamanda ziyaretine gideceğiz inşallah da. İyi yani, iyi. Allah sağlık saat versin. Allah uzun güzel ömürler versin. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir efsanedir. Yani bunları ben ayrıldıktan sonra söylüyorum. Başkan kendi söylemedim bunları. Ayrıldıktan sonra söylüyorum. Bunları da herkes ayrıldıktan sonra söyleyemez. Baktığı zaman şimdi insanlar dalkavuk olmuş. İnsanlar görevdeyken yalakalık yapan çok olur. Ama ben ayrıldıktan sonra söylüyorum. Hiçbir beklentim olmadan söylüyorum. Hocam Aziz Yıldırım'la ilgili bir unutamadığınız bir anı var mı sizin böyle eskilerden? Çok anımız var. Çok anımız ya böyle aklınıza ilk gelen onun var mı? Hani ondan çok çekinirler mi? Yok. Onun hakkını ödeyemem ben. Onun bende hakkı vardır yani. Aziz Yıldırım'a türküler söylüyor demiş izleyicimiz. Evet. Başkanımızın doğum günü vardı. Doğum gününe gittik, orada türküler söylemiş. Öyle mi hocam? Aa, ben görmedim onu. Ya bayağı oldu, bir yazındı galiba. Gittik, eğlendik. Güzel bir geceydi. Dostlar geldi. Doğum günü kutladık. Sonra da ayrıldık yani. Güzelmiş hocam. Hocam bir Fenerbahçeli olarak ilk orijinal Fenerbahçe formam 5 numaralı sizin formanızda. Mahmut Bey yazmış. Güzel bir hatıra, sakla. Ben de formanın kıymetini yani şöyle bakıyorum. İşte bir 100. yıl forması saklıyoruz. Bir 6-0'lık maçın formasını saklıyoruz. United maçının forması var. Bey hat-trick yaptığı maçın forması var. Bunlar bir anı. Yani saklayabildiğimiz kadar saklamaya çalışıyoruz. Hocam sizce lig nasıl şekillenir bu süreçten sonra? İşte vallahi Kevser, ben şunu sonra düşünüyorum. Ligle ilgili bir karar alacaklar ama bence şeyini bulamadılar. Yani evet, ligler oynanması lazım. Tek bildiğim ve inandığım şu var. Bu ligler oynanmalı. Ne zaman başlayacaksa kaldığı yerden başlamalı. Acaba Haziran çok erken olur mu? Temaslı bir spor. Yani şimdi bazı kurallar hazırlanmış, bazı protokoller hazırlanmış da oyuncu sahada tükürmeden duramaz. Top dışarı çıkacak da, evet, dezenfekte olacak da gibi gibi gibi. Yani hele basket bu kadar dar alanda daha çok temaslı bir spor. Daha çok faulden dolayı oyunun durduğu bir spor. Oyuncularda mutlaka bir ürkeklik olacak. Yani bence şunu net bir şekilde ifade etmeleri lazım. Arkadaşlar biz bu ligi bitireceğiz. Ama Ağustos'ta bitireceğiz. Ama Eylül'de bitireceğiz. Sıkıştırılmış bir lig yapacağız. Şu kadar ara vereceğiz. Sonra da yeni sezon hazırlıklarını yapacağız diye bana göre bildirmeleri lazım. Şimdi Fransa iptal etmiş olabilir. Hollanda iptal etmiş olabilir. Oradaki kulüplerin ekonomik durumlarıyla senin kulüplerin ekonomik durum bir değil. Evet, senin liglerin iptal olduğu zaman birçok takım batacak. Evet. Diğer taraftan bakalım. Şimdi bakıyorsun Fatih Hoca'nın 8 tane şampiyonluğu var. Şampiyonluk yarışındaki takımlara bakalım. İşte Hüseyin Çimşir'in, Okan Buruk'un, Rıza Çalınbay'ın teknik adam olarak şampiyonlukları yok. Bunu iptal ettiğin zaman bunlar demez mi arkadaşım? Benim böyle bir fırsat gelmiş. Ben de kariyerime böyle bir şey yazdırmak istiyorum. Ya da öbür taraftan bakıyorsunuz. Adamın 25 puanı var. 25 haftada bir şey yapmamışsın. El ligde kalın, ligden düşme kalksın. Anan güzel mi senin? Niye ligden düşme kalksın? Yani? lider olsaydın 6 puan farkla lider olsaydın
Ligin bitimine de 8 hafta kalsaydı, lig iptal olsaydı, şampiyon ve küme düşme ilan edilmeyecek, bu sene iptal denilecek deseydi kabul eder miydin? Tabii ki etmez. Lecce'de korkaklık varsa bütün takımlar için var. Evet. Serkan hoş geldin. Serkan Balcı geldi bu arada. Aa, hoş korkaklık geldiniz. Varsa herkes için var. Ürkeklik varsa herkes için var. Risk varsa herkes için var. Dolayısıyla adaletli karar alınması lazım. Liglerin iptal edilmesinin adaletli olacağını düşünmüyorum. Bu ligler Ağustos'ta bile başlarsa Ağustos'ta bile başlarsa kaldığı yerden başlamasını düşünüyorum. Bu arada Fatih Başkan geldi, Sancaktepe'nin başkanı. Hoş geldiniz. Dolayısıyla hakkaniyetli olması lazım. İşlerin Kevser. Yani ben böyle bir fırsat buldum. Yok. Kalktı. Alttan gelenler ne olacak? Alttan düşenler ne olacak? Geçen seneki demez mi? Benim günahım evet, neydi demez haksızlık mi? Haksızlık olacak. Diyorsun. Şimdi Bursa Spor şunu diyor. Evet. Doğru. Ben diyor lige çıkmam lazım diyor. Evet. Oyna da çık ya da çıkma. Şimdi Bursa Spor lige çıkamazsa alt üst milyon borcu var. Hatay Spor 6 puan önde. Yani bugün baktığınız zaman Türkiye liglerinde Samsun Spor ve Hatay Spor'un dışında yani bunları direkt şampiyon ilan edebilirsiniz. Buna kimsenin ben karşı çıkacağını düşünmüyorum. Biri 6 puan önde, biri 10 puan önde. Diğerleri ne yapacak? Evet işte diğerleri sorumlu hocam. Hocam peki şimdi... Şimdi çok saçma sapan bir şeyler konuşuluyor. İkinciyle işte 2B liglerinde ikinciyle 9. 9. niye oynasın ki? O zaman ligler oynansın. Kural neyse 2. ile 5. arasında playoff oynanır. Yani hadi 9. çıkarsa liglerin bitmesine 6 hafta kalmış. 9.sun lige çıkacaksın. Adama derler aman güzel mi derler yani. Hocam peki şimdi teknik direktör olarak soruyorum yani bunu. Hani sizce nasıl etkilenir futbolcular, teknik direktörler? Şimdi zihnen de bir boyutu var çünkü. Kimi insanın psikolojisi daha çok bozuluyor bu süreçte evde. Kimi insan daha iyi karşılıyor bu süreci. Daha farklı motivasyonlar buluyor kendine. Nasıl sizce etkisi olur? Ya sıfırdan başlanmış gibi mi olur lig yoksa aynı şekilde böyle devam mı eder bu yarış? Ya şimdi mutlaka ilk başta futbolcuları. Ya bu nedir biliyor musunuz? Yani bir şey için önce ikna olmanız lazım. Antrenman yaptırırken de böyledir. Oyuncuyu ikna etmeniz lazım. Oyuncu sizin doğruyu yaptırdığınızı bilmesi lazım. Çıkın koşun diyemezsiniz. Herhangi bir iş için de sen de bu işi yapıyorsan üstündeki müdürüne doğru habercilik yaptığını ikna etmen lazım. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu da böyle. Futbolcuya bir defa bu ortamın bittiğini, bununla ilgili bir şey olmadığını ikna etmen lazım. Bunu ikna etmediğin zaman yarın bir gün ikinci dalga gelirse yani bu ne demek biliyor musun? İyileşmeden yataktan çıkmak gibi bir şey yani yataktan kalkmak gibi bir şey sağlığına kavuşmadan. Dolayısıyla bunun ya geç olsun güç olmasın derler ya yani 15 gün sonra baş, yani Haziran 15 olmasın da Haziran 30 olsun. Şimdi bak Kevser İngiltere'de senede 38 maç oynanıyor. FA Cup işte bir sürü kupalarla beraber İngiltere'de bir oyuncu senede minimum 50 maç oynuyor. Minimum. Avrupa kupalarını da saymıyorum. Arkadaş 34 maç seneye var. 8 de bu seneden kalmış. 42 maç oynasın. Hadi 5'te Türkiye kupası var. 47 maç oynasın. Zaten kadro derinliği niye var? Maçlar pazartesi çarşamba oynansın. Zaten Türkiye'de ligler az takımla oynanıyor. Sıkıştırın ligi ne olacak yani? 8 haftayı 2 hafta 8 maçı 3 haftada bitirirsiniz. 1 hafta ara verirsiniz. Kaldığınız yerden sıkıştırılmış bir lig olarak bunu devam ettirirsiniz. Kaldı ki şöyle de bir şey var. Tabi burada UEFA'nın açıklayacağı takvim çok önemli. Eğer UEFA biz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Kupası elemelerini yazdan itibaren oynatacağız derse sen ligi bitirmek zorundasın. Evet. Ama UEFA böyle bir karar almadığı için yani muhtemelen alınacak kararlar birbiriyle dengeli olur diye düşünüyorum yani. Mutlaka danışırlar. Mecburen zaten UEFA'dan onay alıp yapıyorlar. Hocam yine Türkiye isteyenler var. Birazdan yayını bitireceğiz. Bu arada bir soru var. Evet. Size şu an teklif gelse herhangi bir kulübü çalıştırmak mı istersiniz yoksa televizyonda yorumcu olmayı mı tercih edersiniz diye bir soru var. Vallahi ben takım çalıştırmayı çünkü benim işim, mesleğim. Yani işiniz tabii ama hocam yani... Seviyorum, işime aşığım ben. Ekran enerjiniz var bence çok fazla. Bunu zaten tabii, söyleyenler vardı. Yani şimdi şöyle, mantık çerçevesi içerisinde değerlendirmek lazım ama her kararın üstünde de bir karar vardır. Allah neyi nasip eder bilemeyiz. Bizim vereceğimiz kararlar bir yere kadar. Nasibimizde varsa hayırlısı neyse o olsun. Öyle bakmak lazım.
Umarım hocam. Hocam bir türküyle veda edelim mi? Ben de dinlemiş olayım. Türkü için Olur mu? hazırlık yapmadım ama Böyle kısacık. yakında, ya Olmaz hayır, bu mı kadar kısacık? türkü söylüyoruz, hiçbir yerden de teklif de gelmiyor. Türkü bardan veyahut da gazetelerden teklif de gelmiyor. Bir işe de yaramıyor. Onun için söylemenin bir Hocam anlamı yok. Hem biz sen her yerde paylaşalım bunu. Her olur mu? yerde. Olur mu? Hayır, Olur çok şimdi bir de güzel. röportaj yapıyoruz. Kalkıyorsunuz buradan bir tek türküyü yayınlıyorsunuz. Adam adama demez mi yani, ya bu adam türkücü mü de yani bunu Ama yayınlıyor? hocam hayır neden biliyor Bu kadar musunuz? söyleyen Hayır. sözlerin içerisinde bütün türküyü mü Hayır manşet hocam. alıyorsunuz? A-a. Biz hepsini yayınlarız. Ama şöyle bir şey var. Bu sizin ayrı bir özelliğiniz. Sonuçta her teknik direktör futbol konuşabilir ama her teknik direktör türkü söyleyemez değil mi? Gazla çalışmıyorum ben, biliyorsun. Hibrit. Hocam ama bakın güzeldi bence. Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönlüm, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Bu kadar. Hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Türkiye için de teşekkür ederim ayrıca. Ayrıca yayınıma katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum Ben yayınımıza. teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.